Arkadaşlar merhabalar bu videomda Kenan Kara ile TYT IT Geometri Kampı'nın 6. haftasının 5. videosundayız. Benzerliğinde 4. videosu benzerlikte kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yani kenar açı kenar ve kenar 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 benzerliğini anlatacağız. Kitabımızda sayfa numarası 63'ün sağ tarafını işleyeceğiz ve 64'ü işleyeceğiz. Hadi bakalım dersimize başlayalım. Kenar açı kenar benzerliği. Normalde eşlikte biz gördük. Eşliğini gördük. Şimdi de benzerliğini göreceğiz. Ama önceden şunu uyarayım. Genelde kenar açı kenar benzerliği gözden kaçıyor. Hani açı açı açıya iyice alıştık ya zaten 3 videoda bunu öğrendik ya. Hemen açılara dalıyorsunuz. Da açılara dalınca da açı 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 benzerliği çıkarsa yapıyorsunuz. Ama açıya daldığınızda da bir açı 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 benzerliği çıkmazsa bir açı varsa kollarına bakmayı da unutma. Peki kenar açı kenarı nasıl bulacağız? bu üstünde bak burada da var. Aynı açıya ait kenarlarda karşıtlı olarak bir orantı varsa bu iki üçgen nedir diyeceğiz? Benzerdir diyeceğiz. Mesela bak alfanın kolları A'ya B. Öbüründe alfanın kolları A, K'ya B, K. A alfanın kolları A'ya B iken alfanın kollarında K katı var. O zaman bu iki üçgen benzerdir. Tamam. 2 katı, 3 katı, 4 katı, 5 katı olduğunda görebiliriz bunu ama ya 2 katı, 3 katı olmazsa, 2 bölü 5 katı olursa ya da 3 bölü 7 katı olursa burada katı nasıl fark edeceksiniz? Onu da şöyle yapacaksınız. Bak dikkat et. Kenar açı kenarı bulmanın en güzel yöntemini söylüyorum. Küçükten büyüğe doğru açının kollarını yaz. Mesela açının kolları A'ya B burada küçükten büyüğe doğru. Burada da küçükten büyüğe doğru yaz bakalım. A K'ya B K, alfanın kolları. Alfanın kollarını küçükten büyüğe doğru yazdıktan sonra her ikisinde oranla. Her ikisindeki oran aynı çıkarsa eğer bak bakıyoruz aynı. O zaman bu iki üçgen kenar açı kenardan benzerdir diyeceğiz. Ve benzerlik oranı da nedir diyeceğiz. 1 bölü K'dır diyeceğiz. İşte benzerlik oranı 1 bölü K ya. E benzerlik oranı 1 bölü k ise aynı açının karşısındaki kenarlar oranı da benzerlik oranına eşittir. 1 bölü k neye eşittir? Aynı açının karşısındaki kenarlar oranına eşittir. Yani ac bölü bd ed'ye eşittir. Yalnız burada dikkat edin hangi üçgenden başladıysanız üstte ab var ya bu üçgenden başlıyorsunuz o zaman 1 bölü k neye eşittir? ac bölü ed'ye eşittir. Burada lütfen ama lütfen dikkat et. Kenar açı kenarı bulmanın ya da görmenin en etkili yöntemi budur. Açının kollarını yaz. Oranlar her ikisi de aynı oran varsa sonuca ulaşırsın. Hemen örneğine bakalım. Bu tür soruları genelde siz matematikçe çıktığı zaman ne yapıyorsunuz? Kosinüs teoreminden buluyorsunuz. Ama biz kosinüs teoreminden de önce kenar içi kenar var mı diye bakalım tabii ki. Soruya bakalım. 2, 4, 3 verilmiş, 1 verilmiş, 8 verilmiş. Hemen açıya da alacağız. O yok bu yok şu yoksa değil mi? Hadi şöyle üçgen falan oluşsun ama bunlar artık yok değil mi? Yok o zaman sildik. E ne yapıyoruz? Açılara da dalalım hocam bir elimizde şuradaki üçgen var. Bir de elimizde neredeki üçgen var? Büyük üçgen var. E hadi bakalım şu üçgenleri bir inceleyelim. Hocam bu üçgen ve büyük üçgende sadece ve sadece ortak açı var. Yani bir açı var. Başka açı var mı? Yok. E bir açı varsa açının kollarına bakacağım. Bir elimizde küçük üçgen bir de büyük üçgen. Küçük üçgende alfanın kolları kaç? Hocam 2'ye 4. Küçükten 1'ye doğru yazalım. E büyük üçgene bakalım şimdi. Büyük üçgende kaça kaç? 5'e 10. Alfa'nın kolları 5'e 10. E o zaman ne diyeceğiz? Bak sakın şunu yapma. Hocam alfa'nın kolları 2 iken 4 olmuş. Alfa'nın kolları 5 iken 10 olmuş. O zaman benzerlik oranı 1'e 2'dir diyorsunuz. Yapılan en çok yapılan hata budur. Sakın bunu yapma. E, o zaman alfa'nın karşısı 3 alfa'nın karşısı 6 diyorsunuz. Gittiniz. Böyle değil. Alfa'nın kollarını sıraladık. Daha sonra küçükten büyüğe kenar açı kenar olduğuna bakacağız. Var mı yok mu diye. Oranlayacaksın. Her ikisindeki oran aynı mı? Aynı. E o zaman her ikisindeki oran aynıysa ne diyeceğiz? Bu iki üçgen kenar açı kenardan benzerdir diyeceksin. Ve benzerlik oranı da 2 bölü Benzerlik oranı aynı açının karşısındaki kenarlar oranına eşittir. Yani 3 bölü x eşittir. Buradan 2 x eşittir. 15 ise x'i de böylelikle kaç buluruz? 15 bölü 2 olarak buluruz. Ya da 7 buçuk olarak buluruz dostum. Tamam. Kenar açı kenarı bulmanın kenar açı kenarla ilgili soru çözmenin en etkili yöntemi budur. Yalnız tekrar söylüyorum sorularda böyle özellikle benzerlikte yapamadığınız bir soru varsa bir açıda varsa kenar açı kenar var mı diye incele. Tamam. Bunu öğrencilerde çok yaşıyoruz arkadaşlar. Çok iyi öğrencilerde bile yaşıyoruz. Hatta bu sene Türkiye kaçıncısı? Türkiye valla ilk bine girdi arkadaşlar. Hatta 200 küsürüncüsü olması lazım. Tamam mı? Dersine girdiğim bir kız e, deneme sınavından sonra iki tane soru getirmişti. iki tane soruyu ben de çözemedim yalnız. Bak ilk başta onu söyleyeyim. İtiraf mı yapayım? Çözdük. Her soruyu çözeceğiz diye bir şey yok. Anında çözemedik. Ee, bir terapist getirdi. Çözemedik. Ondan sonra terapist bir daha gel bakayım. Bir daha bakalım dedik. Bakarken şeyi fark ettik. Ben kendi kendime konuşurken bu cümleleri de söylüyorum. Ya ben benzerlik olduğunu hissediyoruz zaten soruda. Hiçbir şey yoksa özel durumlar. O zaman ne diyoruz? O zaman benzerlikte de soru yapamazsam kendi kendime onu diyorum. Kenar, kenar vardı büyük ihtimalle. Dedim ve iki soruyu da bak aynı teste, aynı deneme sınavında o iki soruda böyle farklı yerlerdeydi. Biri TET'deydi, biri AYT'deydi. İkisi de çok rahat bir şekilde çıkmıştı arkadaşımız. Siz de aynı şekilde düşünün. Tamam mı? Düşünün. Türkiye 300. ya da 203'sü olmuş bir kişiden bahsediyoruz. Ama soru yani kim olursa olsun. İlk başta çözemiyor kenar iç kenar. Çözemediğin zaman kenar iç kenar var mı diye bak. Dediğimi uygula. Evet geldik şuraya. Ne verilmiş? Paralellik verilmiş. 4, 5, 6 ve 6, 9x verilmiş. E hocam ne yapacağız? Öncelikle verilen bilgiyi kullanacağız. Hadi kullanalım bakalım. Hmm, burası alfa. Hocam burası alfa. Çünkü paralelliği kullanacağım ya. E, Z alfaysa burası da alfa. Başka bir açı var mı? Yok. Bir açı var. Bir açı varsa kenar içi kenar var mı diye bakarım. Öncelikle şu üçgene bakıyorum. Bu üçgende alfanın kolları 4'e 6. Öbür üçgende alfanın kolları yani şu üçgende 6'ya 9. 6'ya 9'u yazdık. E oranladık oranladık. Her ikisinde oran 2 bölü 3 mü? Aynen öyle. O zaman iki üçgen benzerdir ve benzerlik oranı 2 bölü 3'tür. E o zaman bu üçgenden başlamak istedik. Sarı üçgenden alfanın karşısı 5 bölü. Alfanın karşısı x de benzerlik oranı eşittir. 2x eşittir 15'ten x'i de böylelikle 15 bölü 2 olarak buluruz. Bu arada kızın ismi aklıma geldi Eylül. Tamam Zongullak'ta. Zongullak il birincisi olması lazım. Neyse geldik 31. soruya. 31. soruda da şöyle bir soru verilmiş. Egehan. Egehan'ı tanıyorsunuz ya. Kimdi? Bizim bizim olan. Ne yapmış bakalım. Birbirine eş olan üçgen biçimindeki yeşil renkli ve kırmızı renkli kartonları eşit kenarlar birbiriyle çakışacak biçimde şekil birdeki masanın üstüne koymuş. Bak masanın üstüne koymuş. İki karton üst üste koymuş ve eşit kenarlar birbiriyle çakışacak bir şekilde koymuş. Üst üste iki tane karton var şimdi burada. Egehan. Kırmızı kartonu alt köşesi etrafında döndürdüğünde alttaki karton da çıktı bak burada. Döndürdüğünde şekil iki de görüntü oluşuyor. E şimdi burada 9 verilmiş, 3 verilmiş, 6 verilmiş, 2 verilmiş. BK bölü LC üstü uzunluğunun oranı nedir diye soruluyor. Gençler hiç merak etmeyin yakında bunların animasyonunu da yapacağım. Size bunları tek tek göstereceğim böyle hareketli sorularda katlama sorularını döndürme sorularının hepsini böyle animasyonlu olarak hem Instagram'da büyük ihtimal Instagram'da çözeceğim. Haberiniz olsun Instagram'da takip etmeyi unutmayın. O videoların şu an yapımlarını uğraşıyoruz Bayağı bir uğraşıyoruz. Neyse burada kırmızı kartonu döndürdüğünde şöyle bir şey olmuş. Dönme sorularında ne diyordu kalem döndürdüğünde yine aynı kalem miydi? Evet. Eş yapı olmasına dikkat. Hocam iki tane eş üçgen bir yeşil üçgen bir de kırmızı üçgen. Aynı üçgen buna da dikkat et. A köşesi etrafında döndürüldü. Şimdi dikkat et döndürülmüş halinde. Bak 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 şurası. Animasyonda daha iyi bir şekilde anlayacaksın. Önceden buradaydı hop döndürülmüş hali. Buraya mı geldi? Evet. A uzunluklar birbirine eşit. Yani 12 ise burası da 12 olacak. Hatta burası. O burası bak şöyle döndürüldü buraya geldi. Hocam 6 artı 2 8 ise burası da 8 mi olacak? Evet. Hemen bu uzunlukların eşitlerini yazalım. Hocam 12 iken 12 burası 8 iken buraya da 8 yazdık mı yazdık? Bir de döndürmeye dikkat et. Hocam kırmızı üçgeni hop şöyle döndürdüm. Alfa kadar döndürdüm. Şuradaki kaç alfa. E buradaki de aynı şekilde hop alfa kadar dönmez mi? Bu kenar üçgenin tamamı alfa derece döndüğü için şu kenar da alfa derece kadar dönecek. E dönme açısını da yazalım şöyle. Alfaysa burası da alfa olacak. E ne çıktı burada? Birer açı eşitliği var sadece. Hocam eş üçgen ya. Şuradaki açıları da yazabilir miyiz? Yazarız tabii ki. Bak şu beta iken şuraya da beta yazabilirsin. Değil mi? Ya da şu teta buraya da teta yazabilirsin. Ama alfa teta alfa beta buradan bir şey gelmedi. O zaman hiç şunları düşünme sadece alfayı düşün. Alfa olduğunda şu üçgende bir alfa var, bir de bu üçgende bir alfa var. Alfa evet, alfa'nın kolları da var. Hemen alfa'nın kollarına bak. Şu üçgende 9'a 12. 9 12. Öbüründe bak alfa'nın kollarına 6'ya 8. 6'ya 8. her ikisini de her ikisini oranladığımda 4'e bölü 3, 4'e bölü 2, 4 3'e böl 3, 3'e böl 2. Aa her ikisindeki oran 3 bölü 2 çıktı. Demek ki benzerlik oranım 3 bölü 2. Bizden de BK bölü LC üst isteniyor. O zaman benzerlik oranım 3 bölü 2 ise alfanın karşısı 3K ise alfanın karşısı burada da 2K'dır. E o zaman BC bölü L, B, BK pardon BK'yı 3K bulduk. LC üstünü de kaç bulduk arkadaşım? 2K bulduk. E bizden o zaman 3 bölü 2 oranı isteniyor. Cevabımız böylelikle 3 bölü 2 çıktı mı? Çıktı. Evet 31. soruyu 3 bölü 2 bulduk. Güzel bir soru. Dediğim gibi Instagram'da bunların şeylerini paylaşacağım, animasyonlarını paylaşacağım. Hepsini böyle hareketli sorular paylaşılacak. Geldik kenar 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 benzerliği. Bu kolay. Eşlikte de kolaydı hatırlarsan. İki üçgende karşılıklı olarak bütün kenarlar birbirine eşitse iki üçgen eşlemiştik. Burada da iki üçgende bütün kenarlar verildiğinde karşılıklı olarak belli bir kat varsa o zaman bu iki üçgende nedir diyeceğiz? Benzerdir diyeceğiz. Tamam? E burada işte ABC ABC'yken bak AK, K, B, K, C, K olmuş. K katı olmuş. Buradan buraya K katı varsa. E, tamam eyvallah. Bu da rahat bir şekilde iki üçgende yani benzerlik olarak rahat bir şekilde fark edebilirsiniz. İki üçgende bütün kenarlar verilmişse açıyla ilgili hiçbir ortak açı falan da yoksa kenar 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 zaten kendini belli eder. E ne yapacaksınız? Hocam 2 kat, 3 kat, 5 kat belli olur ama ya 2 bölü 5 kat varsa onu nereden bulacağız? Kenar açı kenarda yaptığımız gibi küçükten büyüğe doğru sıralayacaksınız. Bakın Küçükten büyüğe doğru sıralayın kenarları. Hocam A, B, C sıraladım. Burada da A, K, B, K, C, K. A, K, B, K, C, K. Küçükten büyüğe doğru sıraladıktan sonra hop hepsini oranladın. Hepsindeki oran birbirine eşitse ki bakıyorsun hepsindeki oran birbirine eşit ve 1 bölü K oldu. Hocam benzerdir ve benzerlik oranı bir bölü K'dır. Ama hocam iki üçgende bütün kenarlar var. Burada ne sorulabilir bize? Açı. Açı sorulacak. E biz benzerlikte ne diyoruz? A yine açının karşısındaki kenarlar orantılıdır diyorduk. E burada tam tersi kenarlar orantılı ya. Orantılı kenarları gören açılar birbirine eşittir diyeceksin. Bak burada ya da yazmışım. Buraya yıldızını at. Kenar kenar kenarda da açı yazacaksın. Açıları yazmak çok önemli. Orantılı kenarları gören açılar birbirine eşittir kardeşim. Yani A ile AK orantılı ya. Hemen yazacaksın. A'yı gören bu açı nokta açısıysa AK'yı gören burası noktadır. Sonra B'yi gören B açısı çizgiyse ise BK'yı gören buradaki açıda da çizgidir. Üçüncü açılar da zaten otomatikman birbirine eşit oluyor. Zaten C'yi gören ve CK'yı gören açılar birbirine eşit olmuş oldu. Burada da kenar açı kenardaki gibi küçükten B'ye doğru yazacaksın. Kenar açı kenarda alfanın kollarını küçükten B'ye yazıyoruz. Ama kenar kenar kenarda da ne yapıyoruz? Bütün kenarları yazıyoruz küçükten B'ye doğru. Ve sonra açı muhabbeti bizim için önemli. Geldik örnek 32'ye. Bakalım ne diyor örnek 32'de. Şimdi e hocam BE ile EC 1/2 demiş. BE burası K iken EC de kaç verilmiş? 2K verilmiş. E burada açı olarak sadece burada kaç verilmiş? Hmm. Hiç eşit açı falan filan yok ama iki üçgene bakıyorum. Dostum şimdi şuradaki üçgene baktığın zaman E hocam iki kenar var ama bir de K'lı bir değer var. Bir de büyük şu üçgene baktığın zaman ne var? Hocam iki kenar var bir de K'lı değer var. Ha o zaman burada da ben aslında 3 kenar var. K'lı da olsa 3 tane kenar var. O zaman ben kenarları yazayım. Küçükten büyüğe. 2K 6 8 burada. 2K 6 ve 8. Diğer üçgende de yazıyorum. Hocam 3K var. 9 ve 12 var. 3K 9 ve 12. E bunları yazdıktan sonra bakıyorum şimdi. Oran oran oran. 2 bölü 3 2 bölü 3 2 bölü 3. Hepsindeki oran 2 bölü 3. O zaman bu iki üçgen kenar kenar kenardan nedir? Kesinlikle ama kesinlikle benzerdir. Orantılı kenarları gören açılar birbirine eşittir. Hocam 2K'yı görenle bak 2K ile 3K orantılı. 2K'yı gören burada kaçıyla? E, burada 3K'yı gören burada kaç eşit olacak? Yani 40 olacak. Sonra e, 6'yı görenle 9'u gören. Bu üçgende 6'yı gören şurası alfayken e, öbüründe de 9'u gören burası da alfa olacak. Sonra burası beta ise burası da beta olacak. Ya da 8'i görenle 12'yi gören açılar eşit olacak. 8'i gören beta 12'yi gören beta. Şimdi bakıyoruz soruya. CED açısı. C, e, D açısı. Alfa artı A, C, B açısı. ACB C, B açısı. Beta eksi E, D, C açısı. EDC yani 40 isteniyor. Hocam alfa, beta ve 40'ın toplamı neye eşit? Alfa, beta ve 40'ın toplamı 180'e eşit olduğundan alfa artı betayı kaç buluruz? 140 buluruz. Gel burada yerine yaz. Yazdığımız zaman 140 burası. Eksi bir de 40 var burada. Bizden bu isteniyor. Cevap yani kaç yapar? 100 yapar. Evet örnek 32. 100 çıktı. Geldik örnek 33'e. Hmm, telefonla büyütmüşüz. Şimdi büyütmüşüz. Buraya dikkat. Büyüttüğümüz zaman da ne oluyor? Ekranın sağın kısmı burası mı oluyor? Evet. Taşan kısmı da var. Burada da arkadaşlar aslında katlama sorularında ne yapıyoruz? Katladığımız zaman böyle üst üste binen kenarlar işit, üst üste binen araçlar işte ya. E biz sonrasında ne yapıyoruz? Açıyoruz değil mi? Burada da kaybolan kısımları açacaksın kardeşim. Senin pembe ve şöyle bir üçgen değil mi? E, üçgenin e, bu ekranda gözükmüyor ama aslında şöyle olması lazım, değil mi? Şurada üçgene tamamladım. Sarı da bir üçgen, sarıyı da tamamladım şöyle. Hatta sarıyı da şöyle tamamladım. Bak. Hatta şuradaki kısmı da gözükmüyor. Şunu da tamamladım. Sonra tam C buraya gelmiş, değil mi? Evet, C buraya gelmiş. Burada da bir mavi bir üçgen var. Şuraya kadar yapacağım arkadaşlar, görebilmeniz için mecburum. Şuradaki de bir üçgen. Tamam? Bunları yaptık. Evet, buradaki kısımlarını sadece göremiyorum. Ekran dışında. Şimdi çekil 3 üç tane üçgenin telefon ekranındaki görüntüsü göstermişler. B ile C eleman E'deymiş. B ile C E'de. Yani şunlar ne demek? Doğrusal demek. E'de'nin üstünde demek. E'de doğrusu ekranın alt ve üst kenarlarına paralel. Bakıyorum. E'de doğrusu. Bu doğru. Telefonun alt ve üstüne neymiş? Paralelmiş. Demek ki ben bu paralelliği kullanacağım. E sonra devam edelim. Ebenin uzunluğu 4 bilmem ne. Buradaki sayıların hepsi verilmiş. Tamam. Sonra ED'nin paralelliği bozulmadan. Görüntüdeki C ve K noktaları ekranın kenarlarına aynı anda değene kadar. Görüntüdeki C ve K. Neredesin C ve K? Şuradaki C ve K böyle değene kadar. Bu üste değecek bu da buraya değecek. Burası taşmış önemli değil. Değene kadar büyütüldüğünde şekil 2'deki gibi CK 18 birim oluyormuş. Şurası 18 birim olmuş. E, CK önceden kaçtı? 9'du. Aa! Ben ne kadar büyütmüşüm o zaman bak. CK bozulmuyor burada. C bu köşeye geldi, K bu köşeye geldi. CK'yı ben burada da görüyorum. Dikkat dikkat. CK'yı burada da görüyorum. Burada da görüyorum. Hocam 9'du. Şimdi 18 oldu. O zaman ben bunu 2 kat büyütmüşüm. Eyvallah. Tamam. O zaman 2 kat büyüttüysem ona göre işlem yapacağım. E buraya kadar kısım 18 ya. Bak K'ya kadar. K'yı yukarısına kadar kaç olacak o zaman buraya kadar kısmı? 14 olacak 2 katı. Sonra bu üçgenin görünmeyen kısmı 12 ise burası kaç olacak? 24. Şuradaki kısmı da ne olacak? 6 idi 12 olacak. Hatta şuradaki kısımlarını da yazalım. 4 8 olacak. Burası 16 olacak. Burası da 6 mı olacak kardeşim? Şuraya kadar kısmı evet. E sonra ne yapacağız? Hocam bir de şurada bir şey var bak. F noktası. Şuradan şuraya 6. Burası 6 idi burası 12 olacak. Eyvallah. Sonrasında ne yapacağız biz burada ya? Şurada bir işlem yapalım ya. İlk önce buradaki üçgende bir şeyler yapmam gerekecek galiba arkadaşlar. Ne var burada? Hocam iki tane üçgen var ve iki tane üçgenin de kenarları var burada. Bak şu üçgenle sarı üçgenle mavi üçgene bak. İki üçgenin kenarları var. Kenarlarını yorumlayalım. 4, 6, 8. 4, 6, 8 yazdım. 6, 9, 12. 6, 9, 12 de yazdım. Kenarlar verilmiş. Hiçbir şey yapamıyorum. E o zaman buradaki kenarları oranladığın zaman hepsindeki oran 2 bölü 3 mü? Evet. Demek ki bu kenar kenar kenardan ne oldu? Benzer oldu. 4'ü gören 6'yı gören açı. 4'ü gören açı nokta açısı ise ya da alfa ise 6'yı gören de alfa yazacaksın ama dikkat. Bu üçgende 4'ü gören alfaysa öbüründe de 6'yı gören alfa olacak. Sonra 6'yı gören de 9'u gören. 6'yı gören bu üçgende betaysa ise 9'u gören bu üçgende betadır. Sonra üçüncü açılarda birbirine eşit. Eyvallah. Ee, buradan ne gelecek? Şu üçgende kullanmam lazım. O hocam. iki iç açı bir dış açı alfa artı beta. iki iç açı bir dış açı alfa artı beta oldu burası da. Süper. Ne çıktı burada? İkiz kenar çıktı. 9, 7 daha 16 ise burası da 16. AF uzunluğu kaç olacak? 10 olacak. E hocam burada 10 sa. Buradaki uzunluk bak F'den itibaren yukarıya kadar olan uzunluk kaç olacak o zaman? 20 olacak. E benden X isteniyor. Burası isteniyor. Yani şurayı falan bulmam lazım. Ne yapmam gerekiyor? Ama arkadaş soruda ne verilmişti? Dikkat et. Neyi kullanmadık biz? Şuradaki paralellikleri kullanmadık arkadaşım. Şu kenarla paralellikler paralelliği bozulmadan diyor ya. Hala bak ekranın kenarı burası. Ekranın kenarı burası. Bak, tam ekranın kenarına kadar geldi ve burası. A bununla bu birbirine paralel olacak. E paralelliği kullanmazsan sonuca ulaşamazsın. O zaman paralelliği kullanmak zorundasın. Ben ne diyorum hep? soruyu, soruda takıldığın zaman soruyu oku. Baktık. Her şeyi kullandım. Ama burada ED'nin paralelliği bozulmadan görüntüdeki C ve K noktaları ekranın kenarlarına aynı anda değene kadar diyor. Paralellik bozulmadan yani şu paralel ya ekranı paralelliği gösterince o zaman paralelliği düşünmem lazım şimdi benim. Ben burada ne buldum? Hocam alfa artı beta alfa artı beta yani şuradaki açıyla buradaki açıyı eşit buldum ya. E bunlar birbirine paralel yöndeş açıdan burası da çizgi olur. Çizgi ise e çizgi ise burası da yöndeşlikten çizgi olur mu? Olur. Ana ne çıktı? Buradaki üçgen ikizkenar üçgen çıktı. Yani şurası 14 ise burası da 14'tür. Tamamı 27. X'e kaç kaldı? 6 kaldı. Mükemmel bir soru arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir soru. Verilen her bir bilgiyi de kullandırdı. Ben bunu kenar kenar kenarda sordum ama bak kenar kenar kenara yani kenar kenar kenara şu soru tipi hakkında vardı. Ya bu kenar kenar kenarda değil. Klasik bir üçgende bile sorulabilir. Normal bir temel orantı benzerliğinde bile sorulabilir. Önemli olan neydi? benim size buradaki verdiğim mantığı farklı sorulara da uyarlayabilmeniz. Burada gerçekten çok güzel bir soru. Sadece ve sadece temel orantıda bile ben bu soruyu sorabilirim. Ama kenara kenar kenarda sordum. Ama temel orantıda da çıkmış olsaydı zaten eksik parçaları siz burada gösterirdiniz. Hani iki kat olmasını göstermek ve paralelliği de kullanmak aynı zamanda. Ve ikiz kenarlı da kullanınca şurada da bir x kenar çıktı ve x altı bulduk. Mükemmel bir soruydu dostlar. Gerçekten çok güzel bir soruydu. İşte bu sorular sizi geliştiriyor. Yani yeni nesil dediğimiz yani bir şeyleri kullanmak o verilen bilgileri kullanarak bir şeyler yapmak aşırı derecede önemli. Gençler aa bitmiş ne çabuk bitti. Böylelikle bu videoyu bitirdik. O zaman ne diyoruz sonraki videoda biz şimdi kaçtaydık benzerlik 4'teydik değil mi? Yani 6. haftanın 5. videosundaydık. 6. haftanın 6. videosunda o zaman görüşmek dileğiyle oradan anlatacağız. Tales törenleri temel bahsedeceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendine iyi bak. 我是小康。